Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kanalımızda kıtınlar ekranımızda bulsun. İslam Kişilik Hukuk Komiteti heyeti Maarif Cemiyeti'ni ziyaret kıldı. 28 fevral tushdan keyin Angliya Islom kishilik huquq komiteti raisi Mas'ud Shadjarihning yetakchiligidagi bir hay'at Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. Ziyoratga kelgan mehmonlarni Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon bilan jamiyat muavin raisi Musajon Ar jamiyat ishxonasi kutib oldi. Ziyoratga kelgan mehmonlar bilan Sharq Turkistonning mustaqillik masalasini hal qilish yo'llari muzokara qilindi. Hamda mehmonlarga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini islomiy va milliy kimligidan voz kechirish uchun yurgizayotgan bosturish siyosatlari va jazo lagerlari tanishtirildi. Yangi nasl harakatining Indoneziya ziyorati davom qilmoqda. 17 fevral Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi doktor Abdusalom Taklimakan Indoneziya yoshlar harakati tashkilotining taklifi bilan Indoneziya ziyoratini boshlagan edi. Doktor Abdusalom 28 fevral Indoneziyaning Banking Nang shahridagi Ihsan jamiyasida Xitoyning Sharq Turkistonda kishilik huquqni dafsanda qilganligi, jazo lagerlarini ta'sis qilganligi, islom dini va musulmonlarga qarshi qonun chiqarib, Sharq Turkiston xalqini dinidan voz kechishga majburlayotganligi qatorliq jinoyatlarni tafsilotli tanishtirdi. Doktor Abdusalom 28 fevral yana Indoneziyaning Pekan Baru shahridagi Imom Xatib maktabida Sharq Turkistonning yaqingi zaman tarixini Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilish jinoyatini, yaqingi 2 yil mobaynida jazo lagerlarini ta'sis qilib, atalmış texnik tarbiyalash nomida Sharq Turkiston xalqini iymonidan voz kechirib, xitoylashtirishga harakat qilishdek insoniyatga qarshi razil jinoyatini tanishtirdi. Uyg'ur futbolchi Irfan Hezimning yangi futbol klubi bilan to'xtam imzolaganligi bildirildi. Fransiya agentligining xabar qilishicha, o'tgan yili lagerga tutqun qilingan Uyg'ur futbol mahiri Irfan Hezim payshanba kuni Xitoydagi bir futbol klubi bilan to'xtam imzolagan. Buning bilan Irfan Hezimning lagerdan qutulganligi yanamo ilgirligan holda isbotlangan bo'ldi. Irfan Hezimning 2018 yili atyozda tutqun qilinib, Durbiljindagi bir yig'ib olish lagerga solanganligi oshkorlangandan keyin jamiyatga kuchlik inkos paydo qilgan edi. 2018 yili 6 ayda Dünya Futbolcular Birleşmesi bayonot e'lon qilib, Uyg'ur futbolchi Irfan Hezimning yig'ilish lagerdan darhol qo'yib berilishini talab qilgan. Dünyadagi kasbiy futbolchilardan tashkillangan va 60 davlatda 65 ming a'zosi bo'lgan bu tashkilot bayonotida Irfan Hezimning istiqbollik bir Uyg'ur futbolchi ekanligini, uning 2018 yili 2 ayda lagerga olib ketilganligini bayon qilgan edi. Irfan Hezim 2018 yili 2 ayda g'oyib bo'lgandan keyin tunji qitim o'tgan ayda Xitoy ijtimoiy taratqularda paydo bo'lgan. Ammo uning qo'yib berilganligi dalillanmagan edi. Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi gazetasining 22 fevral kuni tarqatgan bir xabarida Irfan Hezimning qo'yib berilganligini Irfan Hezim to'p o'ynaydigan Jiangsu Suning klubi futbolchilarining Guangdongda mashq qilayotgan rasmlarida Irfanning surati borligini xabar qilgan. Fransiya agentligining bildirishicha, payshanba kuni Shanxi o'lkasining Chang'an futbol klubi qarmoqidagi bir klub Weibo'daki sahifasida Irfan Hezim bilan to'xtamlashganligini jakarlagan. Halbuki o'tgan yilning oxirlaridan buyon zo'r turkumdagi Uyg'ur tutqunlarining Xitoy o'lkalariga yotkab apirilib, bir qismining Shanxi o'lkasidagi turmalarga qamalganligi oshkorlangan edi. Ma'rif jamiyati Türk dunyosi birligini ziyorat qildi. 28 fevral Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati bilan Sutuq Bug'roxon vaqfidan tashkillangan bir hay'at jamiyat raisi Hidoyatulla O'g'izxonning yetakchiligida Türk dunyosi birligi raisi doktor Faxri Solak apandini ziyorat qildi. Doktor Faxri Solak apandi hay'atni qizg'in kutib oldi. Hay'at doktor Faxri Solak apandi bilan Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati va muhojirlar masalasini tafsilotli muzokara qildi. Shundoqla uning yillardan beri Sharq Turkiston da'vosi va Türk dunyosining birligi uchun qilgan xizmatlariga rahmat aytib, xotira buyumi taqdim qildi. Erdoğan 200 Türkmenge Türk fuqaroligi berish ta'limoti berdi. 27 fevral Afganistan Türkmenlerinin rahbiri Abdulkerim Maxtum Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'a qo'lyozma Qur'an hadiya qildi.
Afganistan Türkmenlerinin rehberi ve cemaat erbabı Abdülkerim Mektum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kolyazma Kur'an hediye kılıp, arkadınla 200 Türkmenli Türkiye nüfusuna erişin talep kılgan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülkerim Mektum'un talepini ret kılmay, şu hemen nüfus müdürlüğüne tapılıp, derhal 200 Türkmenli nüfusuna eriş işlerini becerişke buyruk bergen. Yevropa Kişilik Hukuk Mahkemesi Fransiyaga iqtisodiy jazo berdi. Yevropa Kişilik Hukuk Mahkemesi Fransiyaga Kalas shahridagi musafirlar lagerida yolg'iz qolgan 12 yoshlik tigi Afg'onistonlik Jamil Xonni qo'g'diy olmaganligi uchun 15 ming yevro iqtisodiy jazo berdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, bu vaqtdagi hukmning faqat Jamil Xon uchunli kuchga ega ekanligi eskartilish bilan bir vaqtda hüküm namıda Fransiya insan kılıbıdan çıkan ve Adem kemisliğinden muamilini men'i kılıdığan Avrupa Kişilik Hukuk Ahdinamesini depsendi kılış bilen ayıplendi. Fransiyanın Kalas şehrideki Cungli Musafirlar Lagırı'da Uda 6 ay yalğız kalan Jamil Xon üçün bir grupu adukat sotka eri sunup, Fransiya hükümetinin Jamil Xon'ni koğdaş ve turmuşunu kamdaş üçün kereklik tedbirlerini kullanmağallıkını ilgiri sürgen idi. Jamil Xon 2016 yılı Manish denizinden ötüp Angliyaga kaçkan idi. Fransiya Manish denizi sahilideki taşlandık ve veyranı halettiki kanunsuz cunli musafirler lagerini veyran kılgan idi. Küzetkücüler haberdeki vakalikini tutku kılıp durup, bugün bütün insaniyetinin köz aldı da milyonluğun çok küçük bigunah insanlarını lagerlarına kamap, insan tasavvur kılgısız horlaş ve kemistiş bilen bir bütün halkını yok kılışka hareket kılıp atkan Xitay işgalcılarına kandak ceza berilişi mümkün. Pekatlı 6 ay yalğız kalan bir musafir balı üçün Fransiya hükümeti 15 min euro cezağa uçurgan bolsa, 3 milyondan artık biguna halkını yıllardın buyan iğir kıyın kıstaklar bilen tutup durup atkan Xitay rejimine kandak ceza berilişi gerek. Acaba halkaradaki adukatlar Xitay üstüdün mü, bununla okşaş halkara sotka arı sunalar mı değişmekte? Ve ken halkaradaki vicdan ilgilerini Xitay'ın katliamına karşı hareketki ötüşkü çakırmakta. Kunzi institutlarının Amerika'daki faaliyetlerinin tohtitilişi talep kılındı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, 27 fevral çarşamba günü Amerika Devlet Meclisi'nin teşkilatçıları dokulat ilan kılıp, Kunzi institutlarının Amerika'daki faaliyetlerini tohtitişini talep kılgan. Reuters agentliğinin bu vaqtdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi Amerikadagi Kunzi institutlarini 158 million dollar mablag' bilan ta'minlagan bo'lib, bu institutlar yillardan beri xuddi Xitoy kompartiyasining tashviqat mashinalaridek xizmat qilgan. Yuqorqi bu dokumentni Amerika Davlat Majlisining doimiy guruhi komiteti Kunzi institutlari ustidan olib borgan 8 oylik tekshirishidan keyin e'lon qilgan ekan. Mazkur grupining ilgari surishicha Amerikadagi universitetlarning 70% Xitoy rejimidan yiliga oz deganda 250 ming dollar pul topshirib olgan. Biroq bu pullar Amerika qonunlari bo'yicha Amerika Ma'arif ministerligiga ma'lum qilinmagan. Komitet yana Kunzi institutlarida ishlayotgan xizmatchilarning nomuvofiq viza turlari bilan Amerikada turayotganligini bayqagan. Amerika Davlat Majlisining doimiy guruhi komiteti dokumentida Amerika üniversitelerde faaliyet gösteriyotgan Kunzi institutlarının tüpten özgertilişi ya ki Amerika'dan çıkarıvetilişi gerekliğini oturuğa koygan. Xitay medeniyeti ve tilini teşebbüs kılış üçün kurulgan Kunzi institutları 2004 yıldan buyan Amerika üniversitelerde nahayeti tiz kengaygan. Bırak yakınki yıllardan buyan Kunzi institutlarının faaliyetleri dikkat kozgap, onun Xitay Kompartisi bilen bolgan bivasta münasibeti ve bu institutlarının Amerika üniversitelerindeki fikir ve ilim erkinlikiga hem şundakla başka sahalarga tesir körsetuvatkanlığı küçülük münazır temasiga aylangan idi. Amerika Devlet Meclisi'nin 6 nefer azası Kunzi institutlarını mı öz içige algan, Xitay organlarının Amerika'daki tesir körsetiş hareketlerine karşı tedbir eliş maksat kılıngan bir kanun lahisini elan kılgan. Mezkur kanun lahisi Amerika Devlet Meclisi'deki her iki partiyeden bolgan vekillerinin ortak kollişi aslında tüzüp çıkılgan bulup, Xitay'ın Amerika ve dünyada siyasi kengaymeçilik kılışıga karşı duruşunu maksat kıldıken. Bu kanun lahisi bu yıl 2. ayda Devlet Meclisi'ye kaydı sunulgan. Cumhur Reis Erdoğan Pakistan Başministeri bilen telefonda görüştü.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başministeri İmran Khan bilen telefonda görüşti. Türkiye Avaz Radyos haberde bildirilişçe, Cumhurbaşkanlık Sarayı Ahbarat Vasıtları Başkarmasından bildirilişçe, Pakistan Başministeri İmran Khan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefon kılgan. Telefon söhbeti de Pakistan bilen Hindistan otursidiki yakınki küllerde yüz beri vatkan sürkülüş ve rayondaki özgürlükler hakkında müzakirler ele verilgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.